Tarsus Festivali'nden herkese merhaba. Bu bir vlog olacak arkadaşlar. 2 gün boyunca benimle beraber gezeceksiniz. Bugün hatta sahneye çıkacağım. Şahane bir tatlı yapacağım. Arka planları göstereceğim. Sahnede konuşmaları dinleyeceksiniz. Sonrasında şahane yemekler yiyeceğiz. Hatta ne yiyeceğimizi de tam olarak kestiremiyorum. Çünkü yolda bir sürü yemek saydılar. Yani benimle beraber burayı yaşayacaksınız. Hadi gidelim. Sahne beklemez. Şimdi buradan St. Paul Meydanı'na gidiyoruz. Şu anda başkasının etkinliği var. Sessiz gidelim. Benim ama hazırlık yapmam lazım. Epey seyirci var. Bu arada Kasım ayındayız. Şu anda hava 30 derece. Yanıyoruz. Merhaba. Selamlar. Merhabalar. Afiyet olsun. Bütün malzemeleriniz hazır. Tamam. Bunlar benim. Hazırlık severim. Tamam, siz orada bakarken ben şu portakallarla işime geçeyim. Kaçtı. Nuri Bilge Ceylan portakalı gitti. Biraz portakal sıkacağız. Evet efendim, 5 litre portakal suyuna ihtiyacımız var. Ben bunu buna sıkmak mı? Bunu sıkabiliyorum mu? Baksana suya. Buyursunlar. Ben yardım edeceğim, ne var size? Mandalinaları sıkabiliriz. 2,5 litre olacak. Yalnız ne su varmış ya portakallarda. Boşuna demiyorlar, Tarsus portakalı turuncu. Turuncu derken, turuncu renk olan değil, turunç u. Yalnız bugünkü tatlı var ya, efsane olacak. Şimdi bütün ipuçlarını burada verip sonrasında şey yapmayın. İçerisinde tahin var, pekmez var, portakal suyu, mandalina suyu, zeytinyağı. Neler neler. Yalnız ne su var ha? Çok güzel. Merhabalar, hoş geldiniz. Bunları, o bir tane büyük gastronom var ya. Evet. Onun içine kırabiliriz. Sıkıyor mu sıkıyorum? Yer mi tadayız? Huriye Hanım, üstünüze gelmesin. Hayda, şimdi size ceket borçlanacağız. Ne oldu? Aman bıçak keskin ha, dikkat edin. Çok fazla. Dün herkes elini kesti. Ege şef de kesti. Hayda, Ege. Şimdi şey yaparken elime bakayım da, bıçak sahibine göre kişiler. Bunlar yeni olduğu için biraz asilik yapmış olabilirler. Şey gibi olmadık mı ya, böyle mutfak hazırlığı. Ben şuraya atayım böyle. Bitmeyin. Yok. Program iptal. Yani Mete'yi buraya alırsak Mete düşebilir. Ama ben düşmem. Sahnede de en az böyle bir saatlik falan işimiz var bu hazırlığın üstüne. Öyle görüldüğü kadar kolay değil. Nasıl bizim aklımıza gelmez dedirtmenin peşindeyim şu anda. Tarsuslular, an... damak zevki çok kuvvetli. Tarsusların çok canı sıkılmasın sonra. Bana karşı bir yükselmeyin Tarsuslular. Ya biz yedik. Mesela Mete yedi tatlıdan. Güzel miydi? Evet. Hele ki bir gün dolapta bekledikten sonra çok daha iyi oluyor. Sonra bunu bir süzeceğiz. Evet. Görüşürüz. Tamam, bitirdik zaten. Bir doldu. Ayşe abla bitince keşke... Ayşe abla geldi. Ayşe abla 2 saattir biz burada kan ter gözyaşı ya. Bitmiş. Bak Ayşe abla böyle kırdım diyor, kırdım. Tarsus çöreklerini... Ne yaptım diyor. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Kusamlar burada. Kakao bu. Elimizde 10 litreden fazla şey var. Bunlar 20 litrelik. Yetişmez. Ufak kaşıklar, pekmezler burada, zeytinyağı. Zeytinyağı sahnede. Tamam, 2,5 litre mandalina, 5 litre portakal burada. Kesme tahtasını kullandık, bıçağı kullandık. Mayonez tencerelerimiz, mayonez tenceresi. Tanıştırayım, literatürdeki adı mayonez tenceresi. Kaşıklar, peçeteler, bardaklar sahnede onlar. Tamam, şöyle yapacaklar. Çok gayet kolay. Çalışma sistemini de kuralım ki orada 200 bardak dolduracağız. Alet nalet de var. Mercimek çorba yapıcı. Hazırız. Burayı böyle kullansak, biz burayı kullansak, burayı kullansak. Annem sizi görmeye geldi. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Merhaba. Nerede? Kim çekiyor bizi? Biz Fatma ablayla pozu verdik. Şimdi burayı servis alanı yapacağız. Bisküvi mesela bunun içindeyken böyle bir kaşık koymak kafi. Zaten sürekli konuşuyor, sürekli anlatıyor olacağım. Burası böyle hani normal, hep beraber ilerleriz. Bir 50-60 tane açalım. Sonra doldurdukça devam edelim. Tamam. Biraz da dekor yapıyorum. Tamam, çalışma setup'ımız şu anda hazırız. Nasıl oldu mu? İyi oldu mu öyle? Duruşumuzu değiştirelim. Hadi bakalım. Şöyle bir şef duruşu yapın. Şöyle. Ha. Ses 1-2 deneme. Ses, 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 ses. Merhaba. Hoş geldiniz.
Ne güzel sizleri burada görmek. Şimdi duyuyorsunuz böyle Tarsus tatlısı yapacakmış. Tarsus'ta yaşıyoruz. Yani bilmediğimiz ne yapıyor olabilir gibi söylemler duyuyorum. Daha önce yemediğiniz bir Tarsus tatlısı yapacağım size bugün. Tatlımızın içerisinde Tarsus çöreği var. Tarsus portakalı var. Tarsus mandalinası var. Tarsus tahini var. Tarsus susamı var. Tarsus zeytinyağı var. Yani Tarsus'taki bütün ürünleri kullanarak size güzel bir tatlı yapacağım. Yapımı oldukça kolay, pişirme gerektirmiyor. Evinizde olan malzemelerle, hatta yani Tarsus'ta yaşadığınız için sizde bol bol olan malzemelerle rahatça yapabileceğiniz bir tatlı olacak. Tatlımızın adını tekrar söylüyorum, Tarsus tatlısı. Tarsus yöresine yeni bir tatlı yapıyorum. Tarsus yeni tatlısı mı diyelim buna. Birazcık da hani beni izliyorsunuz ya, böyle bu adam uyduruyor, bir şeyler yapıyor, acaba yeniyor mu bunlar diyorsunuz. Kavanoz tatlılarına benzer bir tatlı yapacağız. Tabanında Tarsus çöreğinin kendisini kullanıyoruz. Yine susam bazlı. Tatlı biraz yoğun olduğu için tabanından şekerini dengelesin diye bu çöreği birazcık tarçınla lezzetlendireceğim sadece. Hepsi bu kadar. Bunun bir videosu olacak. Videonun altında tarif paylaşacağım. Bu kadar da, bir şu kadar izlenmemiz var şu anda. Kesin garanti. Tarçınla beraber toz haline getiriyoruz çöreklerimizi. Mutlaka her katmanın tadına bakacağız. İşimizin de keyfi bu. Yaparken ben yarısını yiyorum zaten. Karışmayan yerler var. Şimdi birer yemek kaşığı olacak şekilde bardakların tabanına koymaya başlayacağız burada. Portakalımızı biraz süzelim. Sizden mandalina suyunu da rica edeyim. Şimdi meyvelerin kendi şekeri var normalde. Ancak tahin de gireceği için 2 kilo da şeker koyacağım. Ve bunları soğuktan şimdi burada karıştıracağım. Şekerimizi de alabiliriz. Bir de büyük çırpıcıyı alayım. Çok mersi. Normalde kendim alırım da böyle hoşuma gitti. Şimdi yavaş yavaş şeker ekleyeceğiz. Şu anda burası böyle güzel bir portakal mandalina suyu gibi kokuyor. Buraya yaklaşık bir 10 kilo tahin ekleyeceğiz. Sorularınızı hazırlayın, cevaplayacağım. Ne diyorsunuz Uğur Hanım? Şimdi sizce bu karışım fazla cıvık değil mi hala? Evet. Yeteri kadar doygunluğa ulaşmadı çünkü. Şu anda hala sıvı miktarımız fazla. Biraz daha tahinimiz vardı. Onu dökmeden önce bir şey yapacağız. Daha hızlı bir çırpıcıya ihtiyacımız var. Ortada karıştırmaya başlayacağım. Siz daha çok ortaya doğru yavaş yavaş alın bu sefer. Daha hızlı değil, daha yavaş. Şimdi artık son kıvamına gelmeye başladı. Asit barındıran ürünlerle tahini karıştırdığınız zaman başka tatlıların soslarını da yapabilirsiniz. Bunun içerisine kakao ekleyebilirsiniz, kakaolu bir sos haline getirebilirsiniz. Bunlar hep fikir olarak size böyle fikir tohumları ekmeye çalışıyorum. Artık iyice koyu, akışkan bir hale geldi. İkinci katmanımız hazır. Bardağı şöyle altına getirdiğiniz zaman böyle içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar, elinizi korkak alıştırmayın. Üzerinde şöyle bir parmak boşluk kalana kadar bunu koyacağız. Şuradan geliyor, oh, 20 kilodan biraz fazla. Bu size emanet. Sıra geldi 3. katmanımıza. Öncesinde kakao ve zeytinyağını birazcık açacağız. Sarı ulak zeytininin zeytinyağını kullanacağız. Bu da şahane bir sos. Bu arada yani pekmezin o yoğun tadı normalde rahatsız ediciyken, zeytinyağı kendi başına çok kuvvetliyken, kakao ve zeytinyağı kendi başına çok böyle ağırken, üçü bir araya gelince muhteşem bir çikolatalı sos oluyor. Mesela ıslak keklerinizde bunu kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı, kakaolu ve biraz pekmezli bir sos kullanabilirsiniz. Kekinizi vanilyalı yaparsınız, üzerine bunu dökersiniz, aralardan çok güzel bir katman yakalayabilirsiniz. Tadı çok ağır buradaki ürünün. Sadece kakao ve zeytinyağı var. Ancak pekmez her şeyi değiştirecek. Katılaşmayı görmeye başladık. İmece usulü çok güzel geliyor arka taraf. Ellerinize sağlık. Ekip gibi ekip. Koyu kıvamlı bir çikolatalı sos haline getirdik burayı bir anda. Bu bizi kıracak olan, azıcık böyle bitter bir aroma verecek. Üzerinde de bunu dengeleyecek olan nar kullanacağız. Ve çekirdekleri kullanacağız. Neredeyse bitirmek üzereyiz tatlımızı. Evet, sorusu olan varsa almak isterim. Şurada bir hanımefendi el kaldırıyor. Ben eski MasterChef yarışmacısı. Evet. O zamankiyle bu zamankinin farklarından biraz bahsedelim. Dedikodu yapacağız diyorsunuz. Evet. Çırpalım. Evet, bu da hazır. Tabii ki ne yapacağız? Yine tadına bakacağız. Çok güzel, emin olabilirsiniz. Eminim. Bunu da üzerini kaplayacak kadar, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da sostan gezdiriyoruz. Bunu bir sos gibi kullanıyoruz. Arada tahin var, şeker var, üzerinde pekmez de yoğun. Bunu narın ekşiliğiyle, kavrulmuş susamın damağı temizleme özelliğiyle ve çiğ bal kabağının da böyle çok kendine has böyle yumuşak bir tadı vardır. Bununla dengeleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sorularınızı almaya devam edeceğim. Hem de tabaklamaya devam edelim. Yumurtalı puding tarifini denemeye var. Aa, burası biliyor.
Şöyle bu arada tarif de yani ben o kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Yani bu benim bulduğum bir şey değil arkadaşlar. Yani bunu buradan da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dünyada olan bir şey. Yani boiled egg pudding diye geçiyor. Amerikalıların bir tarifi. Haşlanmış yumurta. Zaten yine aynı mantık. Yine buradaki yağ ve katının birleşmesi mantığıyla mayoneze dönmesi kıvamıyla yapılıyor. İçerisine birazcık pekmez koyabilirsiniz, kakao koyabilirsiniz. Haşlanmış yumurtayla blenderdan geçirdiğiniz zaman yine kıvamı, buradaki boza kıvamı gibi olacaktır. Çocuklar bayıla bayıla yer, yumurtanın tadı falan da gelmez. Ben bir soru sormak istiyorum. Buyursunlar. Nerede işte bu? Bugün ama bugün Huri Hanım'ın da işçiliği var. Şeyda Hanım'ın da işçiliklerini. Evet. Hani benim işçiliğim kısmı şöyle, aslında güzel bir nokta. O bir espri. Onu eklememizin bir sebebi var. Biz evet dışarıda satılan bir ürünün evde kaça mal olacağını hesaplıyoruz. Ancak o sonda söylemiş oldum hani benim işçiliğim kısmı esnafa yönelik bir şey. Yani bunu yapan kişinin bir emeği var. İçeride yanan elektrik var. Verdiği vergi var. Yani bunun üstüne bir de işçiliği olduğunu mutlaka vurgulamak istediğimiz için bazen bu yanlış anlaşılıyor. Yani çok ucuza yapılıyormuş gibi hissedi. Hayır. Biz çok kaliteli bir malzemeyle yapıyoruz. Üçte birini ancak mal ediyoruz. Bazı işletmeler o kadar kaliteli malzemeyi de kullanmıyorlar. Hadi onlar maliyetini altıda birine getirsinler ama ancak kafa kafaya satabiliyorlar. Orada da böyle sizin aracınızla şöyle genel bir bilgilendirme yapmış olayım. Herkese yetecek kadar yaptığımı düşünüyorum. Dur, size kaşık vereyim. Rica ederim efendim. Görüşsünler. Evet, şöyle çiçeğimizi de aldık. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tatlı herkese yetecek kadar yapmaya çalıştım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Epey bir tatlı yaptım ancak yiyenler memnunlar, ben biraz yorgunum. Bugünkü görevi tamamladık. Yarın Tarsus Festivali'ni gezmeye devam. Günaydın. Dün acayip bir etkinlik değil miydi ya? Çok eğlendim. Gerçekten gelen herkesin ayaklarına sağlık. Geceyi de çok güzel bir Tarsus konağında geçirdik. Dinlendim. Tarzı hususi kahvemi de içiyorum. Çay bardağında Türk kahvesi. Ardından festivali gezmeye devam. Hadi gidelim. Sokaklar var ya efsane. Gerçekten tarihin içinde geziyormuşsunuz gibi. Bu arada Tarsus Festivali aslında böyle genel bir kapsamda yapılan bir festival. Kadın üreticiler var. Gastronomi bazı var, çok güzel konuşmalar yapılıyor, konser yapılıyor. Yani sadece gastronomi olmaması çok şey getiriyor aslında. Çünkü gastronomi olduğu zaman o yoğunluğa bazen aynı kalitede yemek yapılamıyor. Böyle bir merkez alanda kurulmuş, yine buradaki restoranlara gidebiliyorsunuz. Böyle minik üreticilerden farklı yemekler yiyebiliyorsunuz. Meşhur böyle Tarsus Slow Food'un yeryüzü pazarında şahane standları var. Önce onlardan biraz bir şeyler atıştırmak istiyorum, sonra gezmeye devam. Buralar canlanmış. Kolay gelsin. Tam şu anda böyle şey gibiyim, halkı selamlıyorum. Cezeryemiz var. Mete, burası ne biliyor musun? Hamam. Hamamı nerede görsem tanırım. Hiç hamama gittin mi? Hayır. Çünkü sıcak sevmiyorum. Aa, sahiplendirme çadırı var. Çok güzel. Köpekleri böyle kendi hallerine bırakmak yerine gayet burada bir bakım almışlar ve isteyen kişiler sahiplenebiliyor. Satın alma, sahiplen. Hazır mıyız? Oo, karakuş tatlıları çıkıyor. Karakuşu az sonra yerim ama şu anda yapılışını görmek istiyorum. Çok güzel katladınız. Yumurtalar. İçerisinde ceviz. Aynen. Kızartıyorsunuz. Aynen. Şimdi. Sonra da şerbet. Aynen. Üf. Peki şey, kullandığınız un nasıl bir un böyle? Karakılçık. Ha. Karakılçık. Çünkü şey, yapısı dokusu çok güzel gözüküyor. Karakılçık. Önce tuzlu bir şeyler yiyeyim de sonra kesin karakuş yiyeceğiz. Evet. Burada neyin kuyruğuna girelim hocam? Sıkma. Sıkmanın kuyruğu var. Ben girerim. Merhaba. Çok iyi gözüküyor. En yoğun kuyruk da burada bu arada. Çünkü kahvaltı niyetine. Sokum değil, sıkma. Koku var ya inanılmaz şu anda. Böyle kızaran hamur içerisinde zeytin salatası, keçi peyniri. Bu arada bunun adı gerçekten eskiden de sokum deniyormuş. Sonra buna sıkma demeye başlamışlar. Yani sokum demekte bir hata yok. Bu nedir ya? Bir saniye. Çok büyük bir zevk yaşıyorum şu anda. Keçi peyniri birazcık kıvam olarak Erzincan tulum gibi çünkü taze değil, biraz beklemiş bir keçi peyniri. Tadı o kadar yoğun ki özellikle kırmızı soğanlı uyumu efsane ve Tarsus zeytini, domates, onun suyu, sıcak hamur. Yani güne daha iyi başlayacak bir şey bulamadım şu anda. Muhteşem bir başlangıç oldu. Karakuş hazırım. Çok uzaklaşmıyorum, hop sıradayım yine. Kasım ayındayız ya, şu halime bak. Bir de buradaki ürünler o kadar yani hepsi coğrafi işaretli, organik.
Yediğiniz şeyler sizi yormuyor. Yani şu anda ben o sıkmadan 5 tane yerim. Bana mısın demem. O kadar hafifti yani. Karakuş sırasındayız. Biz de şimdi yedik. Karakuşlar hazırlanırken boş durmayalım. Teşekkür ederiz. Tarsus karakuşu. Tarsus karakuşu efendim. Tarsus karakuşu. Evet, karakulçuk unu, has evet. Zeytinyağında kızarıyor, evet. Şerbete bandırılıyor. Müjgan teyzenin ellerinden. Müjgan teyzenin de ellerinden yiyebiliyorsunuz. Dünyaya tanıtacağım ben bunu. Hedef koyuyorum. Şahanesiniz. Aa, gerçekten hedefinizi çok sevdim. Evet. Ali abi. Rica ederim. Mete seninkini saklı tutuyorum burada. İçi puf puf, dışı çıtır çıtır ve ceviz içinde oynuyor yani. Hmm. Yalnız bundan var ya 10 tane yenir. 10 tane hiç abartmıyorum. 10 tane. O kadar hafif. Hmm. Oo. Ne var şimdi bu kaynarın içerisinde? Zencefil, zerdeçal, havlıcan, karanfil, karabiber, Hint cevizi, kırmızı burada bomba diye bir baharat. Üstüne ceviz de geliyor. Aynen. Bu arada ceviz epey toz gibi olduğu için üzerinde böyle hafif macunumsu bir kıvam aldı. O cevizin yağıyla beraber de aslında damaktan nasıl bir his geleceğini tahmin edebiliyorum. Beklediğimden daha az şekerli. Böylelikle içimi daha rahat. Cevizinizin o üstte rahiyası da çok iyi geliyor. Çünkü cevizin kalitesi burada aynen önemli bir şey galiba. Bir de size ben şu kerevişten falan... Olur. Şeker dengelerini iyi ayarladığınızı tebrik ediyorum. Kaynarın da şekeri çok güzel. Çövenin de şekeri çok güzel. Tam kararında. Tarçınla da güzel bir dengesi var. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel emek vermişsiniz. Kabak var, mamül var. Acı badem var. Biberli ekmek. Ekmek var. Bakın şurada çok küçük bir parça kabak var. Görüyor musunuz şunu? Ben onun tadına bakayım. Atalık tohum. Ben kendim yetiştiriyorum. Süper. Dışı tam bir katman. İçerisi yumuşacık ve şekeri yine çok iyi. Burada badem şekeri çok iyi dengeliyorlar. Acı bademi de tavsiye ederim. Gerçekten acı bademle yapılıyor. Üçüncü tezgahta ben doydum bunu söyleyeyim. Son kez söylüyorum. Şeker işini burada çok iyi ayarlıyorlar. Olması gerektiği gibi bir acı badem kurabiyesi. Çok sıkı. Yedikten sonra damağınızda o acı bademin hissiyatı kalıyor. Asla böyle bir boşluk yok. Saf böyle bademin tamamını ısırıyormuşsunuz gibi. Çiğneme hissiyatı çok güzel. Neredeyse böyle bir damla sakızı gibi çiğneniyor. O nedenle ufacık bir tane bile yerken bunlar herhalde bir bütün kahve içilir. Böyle yani böyle tek tek atmalık değil de böyle ucundan ısıracaksınız, bir yudum kahve içeceksiniz, çay içeceksiniz. Şahane, gerçekten ellerinize sağlık. Götürmezsem olmaz. Tamam, götür beni. Gel. Gidiyoruz abi. Ne haber? İyi abi, sen nasılsın? İyidir, sağ olasın. Ya tabii ki doğru yere getirdin beni. Yani. Nasıl bir çelik kullanıyorsunuz? Aklından ne geçiyorsa. Ben böyle nakiri tarzı daha çok kullanmayı seviyorum. Şeyde ne kullanıyorsunuz, sapta? Stabilize edilmiş diş budak, akça ağaç. Bu ne çeliği? Bu Fransız. Bu Fransız. Sizin favoriniz hangisi? Ben mi? Ben Japonya. Çok güzel modelleriniz var. Bıçak alıyoruz. Dikenli incire bayılırım. Evet. Bakalım dondurmasını ilk defa yiyeceğim. Hemen. Aa, bütün dikenli incirin tadı böyle beklemiyordum gerçekten. Şaşırdım. Daha önce dikenli inciri denemiştik. Dikenli incirin kendisinden daha lezzetli olmuş olabilir. Çünkü içerisinde bu ısırma hissiyatı, dikenli incirin direkt gelen tadıyla beraber muazzam olmuş. Çok beğendim. Ben sadece bir tane sarma alacağım sizden. Çünkü ben burayı yiyerek bitirme ihtimalim dahi yok yani. Sonra dünya üçüncüsü bala geçeceğiz. Sarmamı yiyorum. Şimdi yapraklar nereden? Benim bahçemden. Bahçeden yapraklar. Köyden. Hangi köyden? Arslanköy yaylasından. Arslanköy yaylasından sarmamızı da yiyelim. Dondurmayla. Yok gerçekten yani böyle şey inanılmaz. Yani, tamamı yenir. Yani. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bal. Efendim hoş geldiniz. Çok mersi. Ağızda eriyişi, yani damaktaki ipeksi eriyor ve çok çiçeksi. Neredeyse hani böyle etrafta çiçekler varmış da arada yürüyormuşsunuz gibi. Aynen öyle. Emeğinize sağlık. Çok zor bir iş biliyorum. Emeğinize sağlık. Gerçekten hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Geldim. Çok etli. Yani şey kırmada olduğu için zaten içerisinde güzel çekmiş ama böyle bitterliği de var içerisinde. Çok güzel. Geriden gelen. Nane'nin yeşili ve kokusu. Saf nane. Nane tam ilaçlık. Burada bütün ürünler gerçekten hani tam emek verilerek yerinden, doğasından olması gerektiği gibi üretiliyorlar. Hiçbirinde ekstra katkılar yok. Nanenin kokusu, tadı şu anda bile hani gözüm yaşartacak kadar yoğundu. Ancak sumak öyle bir ürün ki bence hani sahtesinin ya da sahtekarlığının en çok yapılan ürünlerden bir tanesi. Bu 1600 rakımı dedim. 1600 rakımdan özenle toplanmış, renginden de anlayabileceğimiz şahane bir sumak ama bunu yiyeceğim bu sefer. Bunun ekşisini çok seviyorum çünkü.
Muazzamsınız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Memnun oldum. Şimdi çok özel bir ürün yiyeceğiz. Ben bundan daha önce hiç tatmadım. Tarsus'a gelip de nasıl iş mumlu çörek yemezsin dendi bana. Evet, hoş bulduk. Şimdi bu önceki iş mumlu bir, herhalde bir baharat karışımı. Evet, 7 çeşit baharat var burada. Mayalı güzel bir çörek hamuru kokusu geliyor. Baharat kendini çok hissettirmiyor ama içerisinde bolca zeytinyağı var. Ve o kadar yumuşak bir mayalı hamur ki herhalde böyle yemesi de çok rahat olduğu için talebi çok fazla oluyor. Evet. Çünkü yerken sizi yormuyor ve yemesi çok keyifli. Böyle baharatın alttan güzel bir rahatlatma hissiyatı da var. Çok keyifli. Ellerinize sağlık. Tarsus yeryüzü pazarı gerçekten mükemmel bir yer ya. Yani yediğim, kokladığım, tattığım her şeyi ama her şeyi çok çok beğendim. Her bir üretici kendi özeniyle o tezgahların başında bulunuyor ve bu çok çok değerli. Bunu da hissettiriyorlar gerçekten. İnanılmaz güler yüzlü, inanılmaz kibar insanlarla tanıştım. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir yere geçeceğim. Tezgahına uğrayamadıklarım varsa da beni affetsinler lütfen. Yine geleceğim. Bir kahve içelim. Ziya Efendi'ye gideceğiz. Ziya Efendi genelde Tarsus'ların hem kuru yemişlerini aldıkları, kahvelerini aldıkları şahane bir dükkan. Kendileri kahve de yapıyorlar. Burası bayağı bir geniş. Kahve öğütücü, kuru yemiş kavurucu, kuru cennet hurmaları var mesela burada. Bu arada burada cezerye, lokum, yani aklınıza gelebilecek, taşınabilir, yenilebilir her şey burada var. Aha düşseydim ya. Yorulmuşuz ya. Dün 8 kahve içmiş olabilirim. Bu benim bugün 5. kahvem. Ve Türk kahvesi normalde İstanbul'da içtiğim zaman 3 tane falan ancak içebiliyorum. Çünkü 3.'den sonra beni birazcık böyle yormaya başlıyor. Tarsus'ta yapılan kahvelerin böyle garip bir yumuşaklığı var. İçmesi çok keyifli. Bir de bu bardakta içmek şöyle bir avantajı var. Telve çok aşağı çöküyor. Yukarıda epey keyifle yudumlayabileceğiniz bir kahve oluşuyor. İçimi çok keyifli. Bir dakika. Dün içtiğim kahvelerden biraz farklı burası. Ziya Efendi kahveyi birazcık koyu kavuruyormuş. Yani tam benlik. Damakta daha böyle bitter, daha acı bir kahve. Eğer acı kahve seviyorsanız buranın kahvesi bayağı güzel. Özellikle Tarsus'ta yaşayanlardan aldığım bilgiye göre de yani hediyelik cezeryedir, hediyelik Tarsus sucuğudur böyle cevizli sucuk. Onları genelde buradan alıyorlarmış. Kendi evlerine kuru yemişleri de buradan alıyorlarmış. O yüzden bir de cezeryenin tadına bakacağım. Cezerye Tarsus'ta, Mersin'de, buralarda güzel. İni terk ettiği zaman bu cezerye asla bu kadar yumuşak olmuyor. Bu yumuşacık, havucu hissediyorsunuz, fıstığı hissediyorsunuz. Epey de böyle hani bu şey kesimlerden, hediyelik kesim, böyle kalın kesim, inanılmaz lezzetli. Havasından suyundan bence. Şimdi biraz dinlenelim, sonra devam. Yine tavsiye üzerine ilerliyorum bugün. Çünkü burada artık çok Tarsuslu'ya tanıştım. Mutlaka Keleşoğlu'nda bir baklava yemelisiniz dediler. Tamam dedim yani öneri varsa, tavsiye varsa ben uyarım. 1974 Keleşoğlu baklavaları. Mamuller, baklavalar. Merhabalar, kolay gelsin. Metinizi çok duyduk. Teşekkür ediyoruz. Evet. Dediler ki hani Keleşoğlu'ndan bir baklava yiyin dediler. Bu galiba özel bir baklavanız. Bu kaymaklı. Kaymaklı. Tamam, bilindikleri değil, bilinmediğin tadına bakayım. Bu kaymaklı. Kaymaklıdan yiyeyim. Kaymaklı baklava. Şimdi kaymaklı baklava deyince tabii aklınıza manda kaymağı gelmesin. Bu bildiğiniz irmik kaymağı, yani baklavalarda kullanılan kaymak. Çıtırtıya bak. Böyle baktığınızda sade bir baklava gibi ama enfes kokuyor. Sade yağ kokusu var. Bu benim çok sevdiğim baklava türlerinden. Şimdi kuru yemiş de ekstra boğulmadığı için o içindeki irmik kaymağı damakta yayılıyor. Üstü çıtır, altı yumuşak. Böylelikle yeme teşviki de artıyor. Şimdi anladım neden Tarsuslar bu baklavayı seviyorlar. Hem çıtır hem yumuşak. Ortası da kaymaklı, enfes. Hesapta da tokum. Yalnız sade ya, böyle ağzımda çok güzel bir tat bıraktı. Biraz tuzluya ihtiyacım var artık. Tabii ki Tarsus'a gelip kebap yememek diye bir şey asla olamaz. Yani merhaba. Çok teşekkür ederim. Ne diyorduk? Tarsus kebap. Şimdi çok kebapçı var. Benim sevdiklerim var. Daha önce yediklerim var. Yemediğim olan var. Yeşilova bayılıyorum. Dün akşam hatta Yeşilova'da yemek yedik. Ancak biz çok yorgunduk. Kamerayı oraya götüremedik. Bayıldım yemeklerine. Eyüp'te yiyebilirsiniz. Şimdi de daha önce denemediğim Yeni Ada'ya gideceğiz. Tarsuslar oraya bayılıyorlarmış. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı işler arkadaşlar. Künefeci deme karşı tamam. Mükemmel. Şahane. Üstüne de künefe yeriz. Mekanları böyle koymuşlar, yapacak bir şey yok. Yemez miyiz? Yeriz. Şimdi ne yiyelim? Bir kuş gözü yiyelim. Humus yenir. Bir de kebap yeriz. Tarsus şalgamında tabii olmazsa olmaz.
Ben galiba Tarsus şalgamını daha çok seviyorum. Kesinlikle içimi çok kolay. Kuş gözü de soğutmaya gelmez. Bir de humusa banılınca daha güzel oluyor. Ortama bakar mısın ya? Böyle pembe yapraklar dökülüyor. Ağzımda böyle kuzu eti, biber, çıtır çıtır hamur, yumuşacık. Humus Tarsus da gerçekten olağanüstü. Yani bu kuş gözünün işçiliğinin hastasıyım. Yani çok kaliteli et, çok az soğan, biraz biber ve yani bu ambiyansta olmak bile yetiyor. Kebapları da sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bir Tarsus sokumu yapmaz mıyız? Ağzımdan aldım. Üf, bak şimdi. Şu dağılmaya bak. Zırh kıyması olduğunu burada anlayabiliriz. İçerisine şöyle bir su, biraz sumaklı soğan. Tabii. Elimde sokumumla gelsem olur mu? Sokumum elimde hala. Sokumumu bırakmıyorum. Müsaadenizle. Hep böyle bir laf duyarsınız böyle kebapçılardan. Hani çok iyi kebap olursa bu kebap böyle bulgur gibi dağılması gerekiyor diye. O bahsedilen kebap bu. Sıfır sinir, baharat çok dengeli. İçerisinde biraz kırmızı biber var ve saf et tadı alıyorsunuz. Güzel bir lavaş, sumaklı soğan. Biraz sumus, biraz kuş gözü. Tarsus'u, yani tek bir masada Tarsus toplasak bu kadar olur ha. Şalgamsız da olmaz. Bunun üstüne bir tane de künefe patlatırız. Oh! Tatlı bir kapanışa var mıyız? Çok uzağa gitmeyeceğiz. Tabii ki künefeci Sadık. Daha önce yiyememiştik. Alevli, ooo! Sadık'ın eli de yanmıyor. Demiyor. Kaliteli malzeme. Kesinlikle. İyi işçilik. Kesinlikle. Biraz da... Ne yaparsan yap, sevgiyle aşkla. Sevgiyle yapılmış bir künefe yiyoruz şu anda. Aynen baba. Böyle önümüzde kesip yenmesi, kokusunun burnunuza gelmesi de acayip bir şeymiş. Gerçekten Tarsusların övdüğü kadar varmış. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Tarsus Festivali gerçekten şahane geçti. Atölyesinden yemeklerine hala aklım yiyemediklerimde ama dönmemiz gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.